okyanustan gelen huzur. Yenilenen Acapulco Ocean Spa. Siz değerli misafirlerimize 4300 metrekarelik alanıyla daha detaylı hizmet sunmaktadır. Acapulco Ocean Spa'da kapalı, ısıtmalı, jacuzzi ve yüzme havuzları, kadınlar hamamı, unisex hamamı, VIP hamamlar, cilt ve vücut bakımı, tayı masajı, ayurvedik masaj, çiftlere özel jacuzzi masaj bulunmaktadır. Ayrıca VIP masaj ve dinlenme odaları, kafe shop, vitamin bar alanları, kuaför hizmeti, el ayak bakımları, fitness ve grup dersleri, hediye alabileceğiniz sağlıklı spor alanları, gelin hamamı ve damat hamamları, çiftlere özel paketler ve hediye paketleriyle sizlere en iyi hizmeti vermektedir. Her salı kış ayları boyunca kadınlara özel indirimli günlerde Acapulco Ocean Spa'da. Acapulco Ocean Spa. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, apparaît l'image. Akgünler Denizcilik, yüksek yönetim standartları ve becerileriyle yolcu gemisi, arabalı feribot ve kuru yük gemileriyle dünya standartlarında çevreci ve yüksek kaliteli hizmet sunuyor. Yıllardır en üst düzeyde standart ve kaliteyi karşılamak için yetenekli operasyonel teknik ve insan kaynakları ekibiyle birlikte denizlerde büyük ileri güvenilik sunmaya devam ediyoruz. Akgünler Denizcilik, en derin denizlerin üzerinde en yüksek kalite. Hoş geldiniz diyelim. Aslında birkaç haftadan beri çeşitli yerlere, mesela üretim yerlerine gidip, çiftliğe gittik, birkaç kişilik röportajımız oldu. Dolayısıyla bant yayınlarla sizlerle buluştuk. Bu hafta canlı yayındayız. Önemli gelişmeler var ülkemizde. Uzun zamandan beri beklenen Mali İşbirliği Anlaşması bugün Ankara'da Başbakan Ersan Saner ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın imzasıyla atılmış oldu. Bugün öğle saatlerinde basın toplantısıyla açıklandı. Bu konuları tabii ki bu akşam değerlendireceğiz konuklarımla birlikte. Ama akşam saatlerinde bir yangın haberiyle bütün dikkatimiz o yöne çevrildi. Setiler yanında bir yangın çıktı. Oradaki kafenin içinde çıktı. Kafenin sahibi de yıldırım düşmüş olma ihtimali üzerinde duruyorum dedi. Şu an bizim arkadaşım da sevgili Hasan da stüdyoya geldi. Çünkü Setiler yanında çekime gitmişti. Şu an yangın kontrol altında. Allah'a çok şükür korkulacak bir şey yok. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Buna geçmiş olsun diyelim. Tüm ülkemize, tüm insanımıza Allah korusun. Allah'tan da dışarıda yağmur yağıyordu. O bölgede, Girne'de bugün sağanak yağış vardı. Gök gürültülü sağanak yağış. Yavaş yavaş Lefkoşa'ya doğru geliyor. Herhalde bugün yarın yağmurlu olacak ülkemiz. Evet, bu akşam konuklarım tabii bugün Mali İşbirliği Protokolü imzalanması da bu anlamda konuklarımı tam isabetli çağırmış olmam, davet etmiş olmam anlamında isabetli oldu. Ankara ziyaretleri olmuştu ekonomi örgüt temsilcilerinin. Bu akşam aslında 4 örgüt temsilcisi de konuğum olacaktı. Ama Saray Odası Başkanı Candan Avunduk şu an karantinada gelemedi ve Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz bu akşam açık oturumda. Sayın Deniz hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Ve Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de bizimle birlikte hoş geldiniz diyelim. Bu akşam siz maskeli, ben böyle hocam. Test yaptırıyor musunuz ara ara?
3 günde bir yaptırıyorum. Siz yaptırdınız mı? Biz de aynı şekilde. Ben de yaptırdım. Yani üçümüz de testimizi yaptırdık. Hasan sen yaptırıyor musun oğlum? Yaptırıyor musun? İyi tamam. Şimdi bu akşam tabii bilmiyorduk. Programa başlamadan önce bir sürpriz oldu benim için. Cafer Bey dedi ki seni kırmamak için bir şey diyemedim bugün dedi. Bugün benim doğum günüm Dilek dedi. Gerçekten... Hayırlı yaşlar başkan. Hayırlı yaşlar diliyorum sayın başkana. Böyle olsun ben istemezdim doğum gününüzde ama ailenizden de özür dileyelim. Ama inşallah yine o kutlamayı bir şekilde yapacaklar. Nasıl olsa kutlamayı evde yapacaksınız başkan. Evet. Yani yine evde ailenizle olacaksınız o nedenle. Bu da bir toplumsal sorumluluktur. Zaten kutlama yapılmıyor bu aralar biliyorsunuz. Yani. Kutlamalar yasak. Bu arada bugün yine yukarıda Recep Bey arkadaşımız sevgili Bilal'in de doğum günüymüş. Cafer Bey'le aynı günmüş. Onun da doğum gününü kutluyorum. Balık Burcu ekibi. Duygusal hisleri güçlü. İşte kalemleri güçlü. Böyle yani fazla Balık Burcu'na yaklaşmayacaksın. Onun formülünü bulursun. Bulursa yumuşaktır falan fıstık. Biraz çapkınlığı da vardı Balık Burcu erkeklerinin. Onun için dikkatli olmak lazım. Kesinlikle mi dediniz? Evet. Evet tamam bitti. Evet, şimdi gelelim konumuza. Sevgili izleyenler, tabii bu beklenen bir anlaşmaydı. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Bu arada örgüt temsilcileri Ankara'ya gittiler. Ben oradan başlamayacağım. Ben bugünden başlayacağım. Bu işbirliği anlaşmasını nasıl değerlendiriyor Sayın Başkanlar diye bir soru soracağım. Ama şöyle bir parantez açmak istiyorum. Hayatımız... Hepimizin hayatı, sizler de yıllardan beri iş dünyasındasınız, siz de iş dünyasındasınız. Ben de yıllardan beri basının içinde bir basın mensubu çalışanıyım. Yıllardan beri biz bu mani işbirliği anlaşmalarını hep imzalıyoruz. Ama bunun nasıl hayata geçtiğine bir türlü tanık olamıyoruz. Yani hayata geçirilemiyor. Şimdi burada madde madde... okuyabilirim. Ben not aldıktan sonra daha da detaylı çıktı. Rakamsal detaylar çıktı. Ama ben basın toplantısını baştan sona izledim. Şöyle bir özet geçip hemen sormak istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz diye. İnşallah bunlar hayata geçer temennisiyle başlamak istiyorum. Yatırımlar ve reel sektör desteklenecek. KKTC'de çarpan etkisi yaratan sektörlerin desteklenmesi. Bu notlar Sayın Fuat Oktay'ın açıklamalarından aldığım notlar. 2,5 milyar TL kaynak ayırıyoruz denildi. Geçen yıl ödenmemiş rakamın aktarılmasıyla bu yıl KKTC'ye 750 milyon lira da 2,5 milyara eklendiğinde 3 milyar 250 milyon lira Türkiye'nin katkısı olacak bütçeye. Biliyorsunuz KKTC bütçesi de 10 milyar lira. Sağlık alanında altyapı oluşturulacak. Yeni organize sanayi bölgesi yatırımı yapılacak. Bu konuyla ilgili Türkiye Ticaret Bakanı önümüzdeki günlerde ülkemize gelecek. Bürokratik işlemlerin azaltılmasına yönelik KKTC E-Devlet'in işbirliği ve veri merkez projesi gerçekleştirilmesi hızlandırılacak. Yerel yönetimlerin güçlenmesi ve Türkiye'deki belediyelerle işbirliği projesi ve iki ülkenin belediyeler birliği tarafından yürütülecek önemli bir projenin altını çizdi bugün Fuat Oktay. Küçük ölçekli işletmelerin pandemi sürecinde ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesi yönünde çalışma başlatıldı. Gençlik, spor, turizm ve kültür projeleri yapılacak ve hızlandırılacak. Ticaretin güçlendirilmesi için bu çok önemli. Ticaretin güçlendirilmesi için Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan Kıbrıs'a gelecek ve fırsata çevrilecek faktörler netleştirilecek dedi. Bu arada Başbakan Saner burayı daha bir açtı kendi konuşmasında ve dedi ki ihracatta Türkiye ürünlerimizin alım garantisini veriyor dedi. İnşallah böyle bir çalışma olacak dedi. Bu konuda söz aldık niteliğinde bir açıklama yaptı. Yani bizim ihraç ürünlerimizi Türkiye bir anlamda alım garantisi veriyor veya Türkiye üzerinden dış pazarlara
pazarlanması konusunda bir girişim, bir proje, bir plan üzerinde çalışıyoruz. Bununla ilgili de söz aldık anlamında bir açılımı oldu Başbakan'ın. Ve COVID'in işte birçok sektörde açtığı yaraların sarılması kapsamında Türkiye'de sağlık alanındaki bütün imkanların aynısı Kıbrıs insanına da sağlanacak. Bu anlamda da 20 bin aşı bizim giden heyetimizle birlikte adaya gönderilecek ve 20 bin aşının gelmesiyle birlikte Türkiye'den aldığımız aşı miktarı 100 bini ulaşmış oluyor. 4-5 bin de Avrupa Birliği'ne geldiğini düşünecek olursak demek ki bir 52 bin insanımız, çünkü herkes iki aşı olacağı için 52 bin insanımız bu 15 gün içerisinde tamamlanmış olacak. Ondan sonra ne olacak? Şimdi bu aşı konusunu çok konuşacağız. Daha konuşacağımız çok konular var. Ben hemen Sayın Turgay Bey'e sözü vermek istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yaşadığımız süreçte? Neler var? Önlemlerde geciktik mi? Herkes bas bas bağırıyor. İtaatsizlik eylemleri başladı ülkemizde. Gerçekten bir tarafta yıldırım düştü Setilaryon'a, yangın var. Ama onun dışında görünmeyen bir yangın var toplumun içinde. Evet, hayırlı akşamlar diyorum tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Bu akşamki bu açık oturumu bizi davet ettiğiniz için, özellikle bu Ankara dönüşünde de. Evet, gerçekten de ülkede özellikle özel sektörde yangın var. Yani bu yangın var. Belki dumanı görülmemekte ama bu yangın için yanmakta. Biliyorsunuz ki ülkemizde zaten 2018'de bir döviz krizi yaşamıştık ki daha bunun yaralarını sarmadan hemen 2019'da işte bunu toparlamaya çalışırken 2020 yılında biz bu pandemiyle karşı karşıya kaldık. Tabii biz değiliz burada. Bütün dünya bu pandemi virüsüyle karşı karşıya kaldı. Ancak ne yazık ki biz bu pandemi süreçlerini başından ve bugüne kadar geldiğimizde pek başarılı politikalarla bunu yürüttüğümüzü söyleyemiyoruz. Yani gerçekten burada alınan kararlar çok acemice diyeceğim. Bakın açık ve net söylüyorum. Acemice. Tamam biz böyle bir pandemiyle yüzleşmedik ama bir şeyi bilmiyorsanız bilen birinden kopya edersiniz. Bilginiz yoksa kopya edin. Yani ile her şeyi sizin bilmeniz, allame-i cihan olmamız gerekmiyor her şeyde. Bilenlere bir bakın. Maalesef biz de Mart ayında biliyorsunuz 54 günlük bir kapanma geçiren işletmelerimiz çok büyük bir yıkıma uğradılar. Tabii ki devletimizin mali kapasitesi de ortada. Ve yeterince bu tahribatları karşılayamadı. Yani kalan sağlar bizimdir düşüncesiyle. Tamam yapabildiklerince bir şeyler yapılmaya çalışıldı ama yeterli mi? Yeterli değil. Bunun akabinde biliyorsunuz ki yılbaşından sonra yine bizim devamlı uyarılarımıza rağmen tedbir alın. Bakın tedbir alın. Tedbirleri elden bırakmamamız gerekir derken hiçbir tedbir almadan pat diye kapatma kararı geldi. 26 Ocak'ta. Tedbir derken neyi kastettiniz? Tedbir derken şudur. Biz bunlar için yazılar da verdik, görüşmeler de yaptık. Yani madem ki bir başlıyor çünkü biliyorsunuz aralığın sonundan itibaren geçmiş, yani eski Sağlık Bakanımız kapanmamız lazım, kapanmamız lazım diye Aralık ayından itibaren bunu dillendirmeye başlıyordu. Tamam madem ki bir kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız, tam kapanmadan evvel bazı tedbirleri almanız lazım. Nedir bu? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı. Bunu zaten en yakınımızda Türkiye Cumhuriyeti'miz uyguluyor. Güney'de uyguluyorlar. Akşam, gece belli bir saatte sokağa çıkma yasağı. Yeterli olacak mıydı gece sokağa çıkma yasağı? Tedbir tedbirdir. Yani önce bir tedbir almanız gerekir. Yani bir mücadele veriyorsanız önce bir savunmaya geçersiniz. Tedbir yaparsınız. Sonra teslim olursunuz. Biz direkt teslim olduk. Yani biliyorsunuz yani bunların hep kavgaları oldu geçmişte de. İşte restoranlar açılsın,
meyhaneler kapalı olsun. Restoranda da bugün içki servisi var. Restoran ve meyhane ayrımı bugün var mı? Adı meyhanedir, adı restorandır. Yani bu kadar acemice dediğim yani bunlar, yani bunlar değerlendirilmeden. Yılbaşında biliyorsunuz her yeri kapatıyorsunuz. Türkiye'den gelişleri kapatıyorsunuz. Türkiye'den turist gelmeyecek vesaire yok. Öğrenci zaten yok bunun içinde. Öğrenci de zaten girmemesi lazım kumarhaneye. Kumarhaneleri açık bırakıyorsunuz. Ondan sonra nasıl yaptık bunu diyorsunuz kendi kendinize. Herkes, bütün millet, bütün kumarhanelere sabahtan girdi. Ertesi gün sabah çıktı. Evet, akşam girdi, sabah çıktı. Sabah çıktı. Şimdi oradan bulaş olduğu tespit edildi mi? Yani şimdi de. Bizde bulaşın nereden olduğunu hiçbir tespiti yok zaten. Hiç. Bakınız. Halbuki bunu Sağlık Bakanlığı olarak bulaşın kaynağını bilmesi lazım ve bunu da şeffaf olarak açıklaması lazım. Yani biliyorsunuz geçmişte de çok tartışmalar oldu. İşte 3 günlük gelenler mi? 3 günlük PCR'le, çift PCR'le gelenler mi bulaştırdı? Güneyden gidip çalışanlar, orada öğrenciler mi bulaştırdı konusunda? Bir soru işaretleri var. İşine gelenler, işte Türkiye'den geldiler bizi bulaştırdılar diyor. Diğer işine gelenler, işte güneye bıraktınız işlesin diye insanları veya öğrencileri, onlar bizi bulaştırdılar. Yok. Halbuki bunu bilmesi lazım kaynağını. Dolayısıyla öyle bir döneme geldik ki şu anda gerçekten yangın var, dumanı çıkmıyor. Çünkü için yanıyor, bakın. Anlatabildim mi? Yani için yanıyor. Ve ben bugün şunu açıkça şurada ifade etmek istiyorum. Yani kapanan işletmelerimiz var, satışa çıkarılan işletmelerimiz var. Faaliyetini sürdüren, batmış ama faaliyetini hala daha sürdürmeye çalışan işletmelerimiz var. Dolayısıyla bizim gerçekten ekonomimizin çarklarını döndürebilmesi ve eski normal durumuna gelmesi için ciddi kaynağa açık menet ihtiyacımız var. Yani bu çarklar kendi kendine dönecek bir durumdan artık çıkmıştır. Yani bugün şu an sektörlere işte belirli bir miktar kredi verilmesi bu sektörlerin batmasını engelleyecek mi? Yani 120 bin lirayı ben düşünüyorum. Benim dükkanım yok, bir şeyim yok. Ben sıradan bir birey, bana mesela beni kurtarmaz 120 bin lira. Yani bugün yani nerede kaldı esnafı kurtaracak? Birkaç günü geçirtmek. Dolayısıyla bugün bu işletmelerin sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve yapılandırılmaları için uzun vadeli, böyle 4 yıllık da değil, 10 yıllık, 15 yıllık çok düşük faizli krediler desteklenmesi lazım ki bunlara yarayabilsin. Bankalarımız bunu verebilecek kapasitede mi? Bankalarımız, bizim yerel bankalarımız bunu verebilecek kapasitededir. Ancak bunun faizini bakın, ana parası değil, ana parasını alan zaten ödeyecek. Bunun işte o faizinde ve vadesinde kaynak konması lazım. Bizim böyle bir kaynağımız yok zaten. Bakınız. Ve bugün ne diyoruz? Kamu çalışanını ödüyorsun. Tamam, öde. Ödeme demiyorum ben sana. Ama bu sürede söz verdiğin 1500 TL'yi de öde. Hiç ödenmedi mi daha? Daha müracaat kabul ediyorlar. Bakın. Ya. Yani şimdi bu insanlara ya bugün bu parayı şey vermezseniz, siz bakın bugün 1500 lirayı sen bugün ödemiyorsan, kim geçinebilir ya 1500? 15 gün sonra bunu ödediğin zaman veya bir ay veya iki ay sonra ne kıymeti kalır artık? O 1500 liranın da kıymeti kalmaz. Yani bizde bir söz vardır. Biz esnaf olarak deriz ki yanında çalıştırdığın işçinin teri kurumadan ücretini, hakkını vereceksin. Teri kurumadan. Şimdi bu adamlara siz 15 gün sonra, bir ay sonra ödeyeceğiniz para. Yani vermeyin, bunu da vazgeçin. Bugün borçlanma yetkisi alıyor hükümetimiz. Niçin alıyor bunu? İşte maaşları ödeyeceksem, eksilirsem borçlanacağım. O taahhüdündür de. Bu sen hükümet olarak, devlet olarak verdiğin kapalı sürede 1500 liralık maaş desteğini vermek de senin asli görevin, eş görevin değil mi? Aynı değil mi? Yani aynı değil mi? O da bu yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Sen bir hükümet olarak aynı zamanda sadece kamu çalışanından mı sorumlusun? Özel sektör çalışanının sorumluluğu da sağlığı, eğitimi, geçimi, iş huzuru, iş hayatı, bunun her şeyi sende, sorumluluğundadır. Evet. Sayın Başkan, şöyle yapalım. Bugünkü protokola gelmeden önce
ben Cafer Bey'e de söz vereyim ama şunu değerlendirmenizi istiyorum. Şöyle bir şey olsaydı geçen yıldan beri, yani geçen Mart ayından beri şöyle bir yöntem olsaydı sonuç nasıl olurdu? Örneğin bugün açıldık, işte bazı iş yerleri açıldı, restoranlar ve eğlence yerleri hariç. Ne konuldu şart? Herkes kendi inisiyatifiyle PCR testini yaptıracak çalışanlar. Böyle bir mecburiyet yoktu. Denetlenecek falan da denildi. Denetleniyor mu bilmiyorum. Ama her açılan işte bir butikse butik, restoransa restoran, kafe ise kafe oturmadan, hangi iş yerleri ise herkes veyahut da devlet daireleri de öyle, kurum kuruluşlar da öyle, özel işletmelerde her çalışan PCR testini yaptırıyor ve ödemesini de o şirket sahibi karşılıyor. Birçok yerde bildiğim kadarıyla öyle. Şimdi bunu biz geçen yıldan itibaren böyle yapsaydık. Yani işverenler çalışanların bütün PCR test paralarını ben karşılıyorum dese, bu yükümlülüğe girseydi ve rutin olarak, yani ayda bir herkesin PCR'ı yapılmış olsaydı, bu otomatik olarak bir eleme yapacaktı tabii ki. Bu şekilde yapsaydık sonuç farklı olabilir miydi? Ve bu PCR'ların yapılıp yapılmadığını da devlet denetlemiş olsaydı, ciddi anlamda yapıldı mı yapılmadı mı? En önemli şey bu. Şimdi ben buraya gelmeden bu soruyu cevaplandırmanızı rica edeceğim. Yanlış olmaması için şurada bir bakmak istiyorum. Bugün çok enteresan geldi, tam üstüne geldim. Bir tarafta Sayın Başbakan'ın Ankara'daki işte anlaşmanın açıklaması canlı yayını varken, diğer tarafta da Türkiye İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun bir açıklaması vardı. Diyordu ki Sayın Soylu, yarından itibaren 260 bin kişi 81 ilde açık olan yerleri denetlemeye başlayacak diyor. 260 bin kişi neredeyse bizim nüfusumuza yakın bir sayı. 260 bin kişi 81 ilde açılan yerlerin kurallara uyup uymadığını denetleyecek ve cezalar kesilecek diye bugün açıklama yaptı. Peki bu 260 bin kişi kimdir dedi. Bu 260 bin kişi kaymakamlıkta çalışanlar, valiliklerde çalışanlar, belediyelerde çalışanlar, emniyette çalışanlar, askeriye, güvenlik kuvvetlerinde çalışanlar, bütün bunlar dedi, personel, 260 bin personel denetleme yapacak dedi. Kaldım. Bizde denetlemeyi kim yapacak? Hala daha bir yıl oldu, biz bu konuda karar veremedik. Yani demek istediğim kısaca şu, biz aynı bugün olduğu gibi bir yıldan beri rutin PCR testlerimizi her şirketin yöneticisi karşılamak suretiyle yapılmış olsaydı ve bunlar denetlenseydi bu kadar kapanmaya gerek kalır mıydı? Şimdi şöyle izah etmek istiyorum ben. Tabii her şeyi de devletten beklemek gerekmiyor. Şöyle ki biz toplum olarak ne kadar kurallara uyuyoruz? Bakınız. Bu pandemiyle mücadelenin 3 tane temel kuralı vardır. Maske, mesafe ve hijyen. Benim gördüğüm kadarına bizim toplumumuzda hala daha şu intiba vardır. Bana bir şey olmaz. Ve biz aile ortamında bile, arkadaş ortamında vesaire de ne sosyal mesafeye dikkat ediyoruz maalesef, ne maskeye dikkat ediyoruz. Görebildiğimiz bu. Dur, hijyenine bir şey diyemem. Yani o konuda onu bir şey söyleyemem. Herkes kendisi bilir. Ama biz bu kurallara kesinlikle uymuyoruz. Dediğiniz gibi eğer bu PCR test şartları başından konmuş olsaydı iş yerleri, açılan iş yerleriyle ilgili. Örneğin bugün 80 bin tane özelde çalışan işçi olduğunu biliyoruz. 20 bin tane de işveren. İşte nüfusun 100 bini rutin bir 15 günde bir PCR'dan geçmiş olurdu. Devlette şu anda, evet. Şu anda açılmada verilen karar doğru. 15 günde bir iş yerleri PCR testi yaptıracak. Şimdi mesela işte yarın kuaförler vesaireler açılıyor. PCR testlerini yapıp da açacaklar gerekli şeyleri de ve devam edecekler bunu yapmaya. Her yer, hepimiz yaptırdık. Ama mühim olan bu kurallara
Bakın uymaktır. Bu kurallara uymaktır. Biliyorsunuz son çıkan kararlarda ki bunların çoğunu biz hazırladık, biz düzenledik iş yeri açılış kurallarını. 5 metrekareye bir kişi düşecek dedik. Halbuki millet yanlış anlamış, 1 metrekareye 5 kişi koydular. Nerede? Dıkış dıkış. Sosyal medyada paylaşıldı bunlar. 1 metrekareye 5 kişi. Yani biz yine devletimize öneri yaptık, hükümetimize. Dedik ki bu denetlemeyi her ne kadar belediye zabıtaları da görevlendirildi son denetleme memuru olarak biliyorsunuz. Resmi gazetede yayınlandı, yetkiler verildi. Ama ne kadar cezalar kesildi? Biz diyoruz ki Kıbrıs Ticaret Odası olarak düşünün, işyerlerinin benim üyemdir işyerleri. Ben onların hak ve hukukunu korumam lazım. Ama ben işte birkaç tane işyeri hata yapacak diye bütün işyerlerinin kapatılmasına göz yumamam. Dolayısıyla hata kurallara uymayan yerlerin kapatma cezası verilmesini biz öneriyoruz. İşte burada bir vatandaşımız aynen öyle söylüyor. Hasan Nihat Erduran diyor ki her işveren sektörel kurallara uyacağını, uymazsa kapatma cezasını cezasına uyacağını taahhüt edip işlerini açabilmeli görüşündeyim diyor. Ama bizde ceza verecek makam yetki nerede? Makam nerede? Şimdi ben hep şu örneği veririm. Bakınız örneği. Bizim ülkemizdeki bir insan güneye geçtiği zaman arabasını gidip de kaldırıma park edip o yerden bir dakikada alacağı bir alışveriş için arabasını park etmiyor. Gidiyor gerekirse de paralı bir otoparka koyuyor, parasını da ödüyor, yürüyor. O iki dakikalık alışverişini yapıp tekrar arabasına binip buraya geliyor. Buraya geçtiği zaman aynı kişi kaldırımın üstüne park ediyor. Diyorlar ki bak karşıda yanında park yeri var. İki dakikada benim işim diyor. Gidiyor alıyor. Çünkü neden? Çünkü burada caydırıcı bir ceza yok. Bilse ki o kaldırım üzerine park ettiğinde okkalı bir ceza yiyecek. Artık alıyorlar. Veya başka. Bir kişi, iki kişi ceza yiyecek. Ceza. Üçüncüsü oraya park etmeyecek. Şimdi biz dedik ki önerdik. Biz dedik Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak ülkemizde birçok işsiz gencimiz var. Biz bunları istihdam edelim. Yetki verin bize. Bunları biz istihdam edelim. Biz ödeyelim bunların maaşlarını. Bunları da denetim memuru yapalım. Ama bizi de yetkilendirin. Ve bize ceza kesme yetkisi verin. Evet. Ve biz bunları çıkaralım. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan. Çünkü biz bugün belediyeleri koydular ama. Belediyeler bugün seçim yapacak. Belediyeler seçime girecek. Belediyeler seçime girecek. Yani nasıl alsın bu şimdi riski diyorsunuz? Gidip hangi iş yerini karşısına almak ister bir belediye? Bakınız yani bu memlekette siyaset var. Kim kime ceza kesecek? Bütün her bakın, şeyin, bütün kararların ucunda siyaset koskocaman var. Koskocaman Çin Cumhuriyeti bile bu pandemiyle mücadelede kurallara uyulmasını sağlamak için şehre askeri indirdi. Polise ve belediyeye bu görevi vermedi. Çin bile düşünün o kadar büyük bir ülke, milyonların yaşadığı şehirlerdeki insanların bizdeki gibi birbirini tanıması veya birbirine ihtimas geçmesi söz konusu mümkün olmayan değil. Bir Çin'de bile kuralların tam uygulanmasını sağlamak için, askeri bir disiplin sağlanması için bu Covid'le mücadelede askeri indirdi şehre. Evet. Ve asker yaptı bu görevi ve önüne geçtiler. Evet. Devam edelim. Savaş. Cafer Bey'le devam edelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani nerede yanlış yapıyoruz? Hayır, ufacık bir ülkeyiz. Yani nedir bu memlekette? 400 bin bile değiliz yani. Bu kadar az nüfuslu bir şeyleri yapamıyoruz, beceremiyoruz. Acaba ekonomik örgütlerde yeteri kadar bastıramıyor mu siyasetin kararlarına etkili olamıyor musunuz? Yani kolay bir süreç değil. Belki o makamlarda, o mevkilerde yönetim katkısında biz de olsak belki bizim de çaresiz kaldığımız noktalar olacak diye. Bu çok kolay bir süreç değil. Bir kere bir deneyimsizliğin olduğu bir şey vardı. Çok tehlikeli, görünmeyen, nereden geldiği bilinmeyen, nasıl yayıldığı bilinmeyen herkesi panik içerisine sokmuş bir düşman vardı. Ve herkes bir panik yaşadı. Bir deneyim olmadığı için de öngörülerle hareket edildi. Öngörüler her zaman doğru çıkmaz. Yanılabilirsin, yanılmayız vardır. Yanıldık da yani bu şimdi neden yanıldığı hususunda da çok fazla eleştirmek istemem. Çünkü yanılma olasılığı vardır.
denenmemiş bir şey. Bir hususta sizin tecrübeniz, eğitiminiz, birikiminiz yok. Dolayısıyla bununla mücadele etmek zorundasınız. Tamamen öngörülerinizle mücadele edeceksiniz. Yalnız şu vardır. Yani vatandaş, insanımız sizin yokluğunuzun, imkansızlığınızın, tecrübesizliğinizin hepsinin farkındadır ve buna hoşgörüyle yaklaşır. Yalnız siz imkanlarınızı olabildiğince adil ve adaletli kullanmanız gerekir. İşte bunu kabul etmez. Yani sizin imkansızlığınızı bir adalet temelinde ortaya koymanızı bekler. Siz o adaleti sağlamazsanız o zaman isyan çıkar. Bugün çıkan aslında budur. Yani itaatsizlik eylemleri. Tabii şimdi sen birilerini yedireceksin, birilerini aç bırakacaksın. Veyahut da açmayacaksın hala, sektörler kapalı kalacak. Birilerine maaş vereceksin, birilerine 1500'ü bile veremeyeceksin. Bu adil değil. Onun için biz ekonomik örgütler olarak, işte ticaret odası, biz, sanayi odası, otelciler birliği. O dönemde şunu önerdik. Bu bir savaş halidir. Ve bu savaş kısa sürede bitmeyecek. Yani siz birkaç ayda biteceğini öngörüyorsunuz ama gelin bu işin doğrusunu ortaya koyalım. Bu iş 2 sene gidecek. Dolayısıyla kaynaklarımızı ortaya koyalım. En iyi ve en adil şekilde kullanmayı planlayalım dedik. Biz bunu önerdik. Ama hükümet işte esas önemli şey. Hükümet ve belli kesimlerin etkisiyle bunun 3 ay gibi bir sürede, bilemediğin 4 ayda biteceği, hayatın normale döneceği. Geçen yıldan mı bahsediyorsunuz? Tabii. Bunun normale döneceği algısını yaratarak insanların bu algıya yönelmesini ve bu algıya inanmasını sağladı. İşte bankalar dedi ki ya gelin işte 6 ay öteleyelim, kredi verelim. Alın bunu da zaten 6 ay sonra. Kredileri almayalım 3 ay. Hayat normale dönecek. Şimdi işletmeler de dedi ki ya 6 ayda zarar edeyim varsın. Ne olacak yani, bir şey değil dedi ama öyle olmadı. Şimdi insanlar o dönem içerisinde özellikle özel sektör çok müthiş bir özveride bulunmak. Çalışanına olabildiğince sahip çıktı. Tamamen özel sektörün katkılarıyla ve o insanların kendi birikimleriyle ve ailelerin katkılarıyla bir şekilde ama devletin katkısı olmadan o günden bugüne kadar bu işletmeler bir şekilde yaşadı, ayakta durdu. Ama şimdi geldiğimiz noktada bunların hepsi tükendi. Kaldı ki açılmadan sonra yazın da turist gelmedi, bir şey olmadı. Yani sektörler canlanmadı. Açılma evet. Oldu ama sektörler canlanmadı. Şimdi ben geçmişi ve yapmış yanlışları evet. Çok fazla konuşmanın bir şey getireceğini de düşünmüyorum, inanmıyorum. Bundan sonrasına ne yapacağız? Çok önemli. Buna bakmak lazım. Şimdi geldiğimiz noktada artık açılımın sinyalleri bütün dünyada hissediliyor. Yani aşı bulundu. Herkes işte Dünya Sağlık Örgütü'nün ortaya koyduğu bir takım bilimsel şeyler temelinde toplumun yüzde şu kadarını aşıladığınız zaman işte açacağız falan filan demeye başladı. Turizm için organizasyonlar başladı. Ticaret için ihracat için bir takım organizasyonlar başladı. İnsanoğlunun hareket etmesiyle ilgili, uçmasıyla ilgili, bir ülkeden bir ülkeye gitmesi ve tekrardan eskiden olduğu gibi tüketmesiyle ilgili planlar, programlar, promosyonlar, reklamlar başladı. Biz neredeydik? Hiç. Şimdi mesele buradadır. Yani iş dünyasını, reel sektörü endişeye iten aslında ve tansiyonun yükselmesine sebebiyet verir. Bir programın olmayışı. Olmayışıdır. Yani biz neresindeyiz bu açılımın? Bakın Sayın Başkan, bunu şeyde de paylaştım, Face'de de paylaştım. 2 gün önce Milliyet Gazetesi'nde okudum. İngiltere'de şu an işte 67 milyon nüfusu var.
20 milyon aşı yapıldı. Yani 20 milyon kişi aşılandı İngiltere'de. Yani neredeyse 3'te 1'inden bile fazla. Yani 40. Ya öyle gibi %40'ı gibi bir rakam yani. Bir yere geleceğim. Sadece İngiltere'den, sadece İngiltere'den 800 bin İngiliz turist Muğla'da güvenli turizm sertifikasyonu programı çerçevesinde rezervasyon yaptırdı Mayıs ayı için. Mayıs ayı yani bir ay sonra, şu an Mart'tayız, Nisan Mayıs ayı için 800 bin İngiliz rezervasyon yaptırmış Muğla için. Ve diyor ki oradaki yetkili, bu sadece İngiltere diyor. Diğer ülkeleri de içine kattığımızda rezervasyonu, sadece Muğla'da 1,5 milyon turist bekleniyor. Bu nedir? Güvenli turizm sertifikasyonu programı çerçevesinde. Yani işte Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterleri var. O kriterleri yerine getiren bölgeler, oteller bu turistleri alabiliyorlar. Bu bir program. Bu bir program, bir pazarlama. Yani benim söylediğim işte budur. Biz bunun neresindeyiz? Biz bunun hiçbir yerindeyiz. Bizim öyle bir programımız yok. Planımız yok. Dolayısıyla bunun olmuyor oluşu, yani şu anda olmuyor oluşu, bu insanların geleceğe dönük endişelerini çok daha fazla arttı. Çıldırttı. Onun için insanlar sokakta, ben artık seni dinlemeyeceğim, ben kendi ekmek paramı çıkarmak için yapmam gerekeni yapacağım demeye başladı. Bu tabii çok tehlikeli bir durum. Yani bu ama öyle bir şey ki bir Sayın Başkan, şimdi turizm sektörü açılacağım dese de açılamaz. Yani sen uçakları bir program yapmazsa devlet, açılacağım dese de oteller açılamaz. Şimdi bir süre önce biz dedik, ekonomik örgütler olarak dedik ki biz yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda kapı bizi aşıya çıkarttı. Evet. Yani ekonominin önünü açabilmemiz için aşılanmış dünyaya kapılarımızı açabilmemiz için toplumumuzu aşılamamız lazım. Onun için bütün gücümüzle bütün siyasetçilerimiz, meclisin içerisindeki 50 milletvekilimiz, tüm muhalefet partilerimiz, tüm cumhurbaşkanımız, başbakanımız aşıya ulaşmaya konsantre olduk. Bütün diplomatik girişimlerimizi, bütün lobi çalışmalarımızı buna yönelik dedik. Tabii bu hususta da çok o yönde ben bir diplomasi görmedim. Hiç kimseden görmedim böyle bir diplomasi. Biz işte elimizden geldiğince bunun için çabası. Burada sorun var mı Turgay Bey? Aşı konusunda bir sorun var mı? Öyle bir duyumlar var. Hiçbir sorun yok. Bence. Ya aşıya ulaşma konusunda. Hani şimdi mesela Nisan'da 1 Nisan'da aşılanmış olacağız hedefi vardı ya. Turizm Bakanı da söylemişti bunu. Başbakan benim programımda söyledi. 1 Nisan'da açıyoruz turizme dedi, her şeyi dedi, aşılanmış olacağız dedi, bitecek dedi. Ama şu gidişat böyle 20 bin aşı, 10 bin aşı falan, böyle bu gidişat bence Mart sorun ayında. Yoktur. Ben daha Turgay Bey'in aynı düşüncedeyim bu konuda. Yani bunun yani Mart ayında biz ne kadar aşı bulacağız, ne kadar aşıya ulaşacağız? Bir mesela hani örgüt başkanları, işte ekonomik örgütler birlikte olacaklardı, aşıya ulaşılacaktı, Türkiye üzerinden alınacaktı. Mesela size şöyle bir soru yöneltmek isterim. Ticaret odası olarak hani dünyada tanınmışlığı olan tek bir örgütümüzsünüz. Acaba Avrupa Birliği'nden de aşıya ulaşma konusunda bir girişim yapmak mümkün olabilir mi Türkiye dışında? Şimdi Avrupa Birliği Komisyonu'nun, tabii burada biliyorsunuz. Veya özür dilerim, İngiltere'de. 2005'ten beri şeyiz. Bir Avrupa Birliği'nin de bize 400 bin doz aşı verme taahhüt sözü var biliyorsunuz. Evet, evet. Ve şu anda bunlar işte Güney Kıbrıs'a 115 bin doz aşı verildiğini, bize de sadece 8 bin dozda kaldığımızı, ki bu verilecek oranın çok altında. Dolayısıyla biz bunun devamlı olarak Avrupa Birliği'ne iletiyoruz yani bunları. Kontrol etsinler ve bize hakkımız olanın verilmesini sağlansın. Yani biz Kıbrıs Rum yönetiminin inisiyatifine bırakılmamamız lazım aşı konusunda. Onlar da gerekçe olarak şu cevabı vermişler. Yani onlar Türkiye'den zaten bol bol alıyor. Nüfus oranında bizden çok daha fazla iyidirler. Biz onlara vereceğiniz. Vereceğiz biz onlara bilahare. Gerektiğinde yani biz yol katı verelim. Biz bunu tabii kabul edilir, bilir bulmuyoruz. Ama aşı konusunda biz ekonomik örgütler platformu olarak çok girişimler yaptık.
çok girişimler yaptık. Yani en son olarak yine birileri tarafından getirilen teklif bu AstraZeneca aşısının İngiltere'den 3 isterline. Yani çok bir para da değil. Bakın 3 isterline. Yani 30 bugün lira. Sektörleri aşılamak için örneğin işte özelde çalışan kişiler bugün 80 bin bahsettik. 160 bin doz aşı ile yani 500 bin pound'a bugün bütün özel sektör, bütün yanında çalışanları aşılayabilir. Yani bedelini de ödeyerek gerekirse. Ama nedir? İşte bu aşıların buraya güvenli bir şekilde gelmesi ve bu aşıların doğru aşı olduğuna emin olmamız lazım. Yani riskli bir şey. Bunun düşünceleri var. Ama şu anda, aşı, yani itibaren, aşı hangi tabii, aşıdır şu an? Şu an itibariyle biliyorsunuz Avrupa'da bile temininde bu aşının büyük sıkıntılar var. Avrupa ülkelerinde bugün %2'lerde, 3'lerde, 5'lerde İngiltere'yi bırakın diğerlerinde oran aşıya temin konusu var ama çok muazzam bir de aşı üretimi için çalışmalar var. Mesela örneğin ana vatan Türkiye'mizde. Bize Sayın Fuat Oktay'ın söylediği Mayıs ayından itibaren aşının üretimine yani üretiminin tamamlanmış olacağı evet. Aşının Mayıs'ta. Yine Türkiye, bizim Türkiye tabii Türkiye aşıları. Odalar evet. Borsalar Birliği'nde aldığımız diğer bir bilgi. Rus'un bilmem ne aşısı dediler ismini ben hatırlamıyorum şimdi. Geldi galiba Türkiye'ye o Rus'un, aşılar. O aşının Türkiye'de üretimi yapılacak. Bakın yani o aşı zaten yapılmış formülü her şey hazır. Türkiye lisans alıyor bunun. Ve Türkiye'de bunun üretimine başlayacak. Dolayısıyla bu aşı zaten aşılandık şu anda. Tamam bitti bu iş değil. 6 ay sonra tekrar bir daha aşılamak gerekir. Dolayısıyla bu aşıya dünyada muazzam bir talep vardır bugün. Ve bu aşıya da bu ihtiyacı karşılamak için muazzam bir çalışma içerisindedirler. Dolayısıyla zamanda yani bakmayız yani şimdi Mart'ta bu iş olabilecek mi diyorsunuz? Olabilir. Çünkü bu üretime bağlı. Yani konu. Biz mesela şu an 100 bin aşı gelmiş oldu ülkemize. 100 bin aşı demek 50 bin insanımız aşılanacak demektir. Bir de ben şunu sormak istiyorum. Yani siz şimdi özel sektördesiniz. Herkesin hassasiyeti var. 108 bin. 8 bin de güneyden gelen 8 var. Yani 54 bin güneyden kişi. Güneyden gelen 4 bin, bir de 2 bin biliyorum. Yok 8 bine geldi. 8 bin. Yani o zaman 4 bin de oradan diyelim. 4 bin kişi de güneyden gelen aşıyla aşılandı. Yani şunu sormak istiyorum. 54 bin bakın 250 bin nüfusu da 380 bin 360 bin diye hesaplamayın. 0-18 yaş grubuna yapmayacaksınız. Tabii 50 bini çıkar orada. Hangi zaten 50 bin? Sordum. 50 bin okula gidenler sadece. Bakın 0-18. Bugün bakana sordum telefonu açtım. Dedim ki 20 yaş altına kadar da bizde dedim vatandaş 50 bin dilek dedi. Kim dedi bunu? Bir eski bakana sordum. O eskide kaldı demek ki. Eski nüfusta kaldı. Çok yani benim bildiğim ortaokul lise talebeleri bugün adamızda 46 bindir zaten. Ey nerede? Şey, 1, 2, 3, 4, hayır şeyler de içinde mi? Yani üniversiteleri de mi sayıyorsun? Hayır hayır hayır. Ortaokul liseler. İlk orta lise. Yerli öğrenci yani. Neyse o zaman kaç diyelim? Yani 60 bin, 70 bin. 20 yaş altı. Rahat var 70-80 bin var. 60-70 bin var. Evet, evet. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Yani bu aşılarda bizim uyguladığımız metot doğru bir metot mudur? Yani hep 65 yaş üzerinden başladık ya. Acaba 65 yaş üzeri işte reel sektör çalışanları, önde çalışanlar böyle bir bu şekilde mi gitseydi? Yani bakıyorum 65 yaş üzeri diyorsunuz ya 65 yaş değil 50 yaş bile olsa evde oturanı evde tut. Çıkmasın dışarıya aşılama onu yani çok ağır bir sağlık sorunu yoksa gel bu tarafta bankada veznede çalışanı aşıla kasada oturanı aşıla polisi aşıla hemşireyi aşıla öğretmeni aşıla yani 65 yaş üzeri deyip herkes aşılamanın da ben ne kadar yani kimse gücüne gitmesin ama düşün bunu düşünüyorum yani doğru bir şey midir bu yöntem? Şimdi şöyle biliyorsunuz yani bu aşılar bize şu anda aşıların anavatan Türkiye'mizden geliyor. Dolayısıyla anavatan Türkiye burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşını kendi vatandaşından ayrı tutmuyor, görmüyor. Eşit olarak değerlendiriyor. Ve oradaki plan program neyse mesela orada 65 yaş üstü aşılanıyor. Burada ne kadar 65 yaş üstü var? Şu kadar. İşte ne yapıyor? Polis olacak, sağlıkçılar olacak vesaire olacak. Yani neyse Türkiye'deki uygulanan yöntem aynısı. Program. Aynısı bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de uygulanıyor. Dediğinizde çok haklısınız. Biz de bunu
ortaya koyduyduk. Yani biz niye 65 yaş üstünü aşılayalım öncelikle? Biliyorsunuz ki Türkiye'de de bu tedbirler alındığı zaman, bunlar bir tedbirdir pandemiye karşı. 0-18 yaş sokağa çıkma yasağı koydu mu Türkiye? Koydu. Evet. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı koydu mu? Evet, koydu. Çünkü senin sokağa çıkma diye bir gerekçen yoktur. Sen zaten 18 yaşına kadarsın, sana ailen çalışıyor dışarıda. Ekmeğini, her şeyini getiriyor. 65 yaş üstü. Emekli. Emeklidir, gidip bir yerde çalışmıyor. Emekli maaşını alıyorsun, oturuyorsun. Esas olan, biz hep bunu söylüyoruz zaten. Esas olan bugün temas hattında olan, öncelikli olarak nasıl doğrudur emniyet kuvvetleri, polislerimiz aşılansın, sağlıkçılarımız aşılansın. Ama bu arada örneğin market, hep söyledik bunu. Evet. Marketleri hiç kapatmıyoruz. Burada çalışan insanlar kelle koltukta hizmet ediyor. Evet. Millete. Niye bunları da bu aşılamaya almayalım? Ama bugün Ali Şah arkadaşımız meclis toplantısında söyledi, Şah Market'in sahibi. Bunları aşılamaya başlamışlar Girne'de. Market çalışanlarını başladılar. Market çalışanları başladı. Bu güzel bir haber. Yani şunu söyleyeyim, nüfusumuz bizim küçüktür. Şu anda biz nüfusumuzun, aşılanması gereken nüfusun %20'sine, bu 20 binle %20'ye ulaşıyoruz. %20'sini nüfusumuzun aşılamış oluyoruz. Bu bütün ülkelere baktığımızda, güneye de bakalım istersek, Avrupa'ya bakalım. Çok iyi durumdayız. İngiltere'ye belki yetişemeyiz, İsrail'e belki yetişemeyiz şu anda ama biraz devam ederse bu aşıların tedariği, biz yakın zamanda istediğimiz hedefe gideriz. Bizim yapmamız gereken şudur. Bakın, aşı gelecek. Ben ona eminim. Ama biz özellikle lokomotif sektörümüz dediğimiz turizm için ve de lokomotif sektörümüz dediğimiz öğrenci gelişi için proaktif olmamız lazım. Bunlar için biz bunlarla yatıp kalkmamız lazım. Yani bunlarla plan, programı vesaireyi, bunları düşünmemiz lazım. Sayın Başkan, Eğitim Bugün biz Bakanı... desek bile, 1 Nisan'da ben kabul ettim desek evet. bile biz. 1 Nasıl Nisan kabul? Açtık biz. Evet. Dedik ki biz 1 Nisan'da aşısı olanları bu ülkeye PCR'sız kabul ediyoruz. Aşıyla gelenleri. Bekliyor millet sizi, gelsin buraya. Yani anlatabildim mi? Yani bunun bir pazarlama süreci var. Dolayısıyla biz şimdi Mart'ın şeyindeyiz. Biz 1 Nisan'ı turizm olarak, gerçek turizm olarak biz 1 Nisan'ı kaçırttık zaten şimdi. Ama biz bu kararları almamız lazım ki pazarlama faaliyetleri başlasın, iletişimler kurulsun ve seyahatler yapılsın ve artık geride adım atmayacaksınız. Biz de gece yatırsınız, sabaha sürpriz kararlar çıkar. Ansızın. Hayır, şimdi rezervasyonlar bütün dünyada yapılıyorsa zaten sen kaçırmış oluyorsun zaten. O gezici turisti sen zaten kaçırmış oluyorsun şu, bu anlamda. Tabii, çünkü... Ama sen sadece Türkiye'yi bile, yani şu an Türkiye'deki o gezen insan grubu Kıbrıs hem yakın olması açısından hem daha güvenli olması açısından yeter ki açalım, hemen harekete geçebilecek bizim, bir... Bizim çok büyük handikaplarımız var. Bakın, yani şimdi insanlar zaten normalde turizme olan talep kendiliğinden de düşmüştür. Çünkü herkes sağlığını düşünür, seyahat etmek istemez, nereye karşılaşacağını bilmek istemez, olduğum yerde kalayım der. Dolayısıyla turizme olan talep de... Zaten talepte bir azalma olacaktır. Bir de insanlar bir yere giderken daha rahat ulaşımla, daha kolay yolla gidebileceği destinasyonları kendilerine seçerler. Evet. Yani bu nedir? Bugün Kıbrıs'a gelecek olan... Aktarmalı değil. Değil mesela, değil mi? Niye siz... Daha güvenli. Burada daha güvenli seyahati vesaireyi, herkes bunu planlar veya kendisini ona göre ayarlar. Yani bizim gerçekten onun için biz diyoruz ki, bizim önümüzdeki süreç gerçekten zor bir süreç olacak. Yani biz kararları versek bile turizmi açtık. O öyle umduğumuz gibi turizmde çok büyük bir taleple karşılaşmayı beklememek lazım. Bakınız. Yani çok hızlı lazım. Hareket etmezsek bir iflasla karşı karşıyayız açıkçası. Bu. Bütün yani, sektörler bütün bazında sektörler. Bir iflas. Yani çünkü lokomotif sektör, turizm ve öğrenci sektörü. Bu iki sektörde de fırsat kaçtı, kaçıyor. Biz bu anda çok hızlı, çok proaktif bir çalışma içerisine girmezsek, mesela çok hızlı hareket etmezsek, dünyadaki bu potansiyel nereye gideceğine karar vermiş olacak. Dolayısıyla biz Haziran'da, Temmuz'da açtığımızda hiçbir getirisi bize olmayacak ve bu sektörlerin tümü iflasına karşı karşıya kalacak. Yani bu bizim gerçeğimizdir. Bunu gördüğümüz için biz çok büyük bir telaşla
ekonomik örgütler olarak bir takım önlemlerin alınması için çırpılıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Ama şu an itibariyle hala daha bir şey yok. Yani o imzalanan protokolda da bizim için bir şey yok. TCKK-TC protokolü içerisinde bu dile getirdiğimiz konular, turizmin önünün açılması, öğrencinin önünün açılması, otellere turizm gelmesi, üretimin bu temelde harekete geçmesi, bunlarla ilgili bir şey yok. Cafer Bey, şu an bütün oteller, 5 yıldızlı oteller pandemi oteli olarak kullanılıyor. Yani biz Nisan'dan bahsediyoruz. Eğer bu karantina süreçleri böyle otellerde olacaksa, bu 5 yıldızlı otelleri bizim devletimiz ödeyecekse, birçok otel, birçok otel pandemi oteli olarak kullanılıyor. Yani mesela Bafra'daki o büyük dev otellerin hiçbiri bunun içerisinde değil. Girmedeki yani büyük otellerin işte Gratos'tur, Alexus'tur, zaten Rocks'tur kapalı falan. Onlar. Ha, yani onlar kapalıdır. Kapalı hiç açık olan belli başlı otellerdir. Yani bu zaten turizm açıldığı zaman karantina ile ilgili kısım olan ayrı belli yerler kalacak. Bir reklam arasına gidelim. Bu karantina, yani ev karantinası da olmalı mı? Nasıl olmalı? Nasıl denetlemeli? Denetleyici personel kim olmalı? Biraz bu konuları da konuşalım. Biraz yönlendirme olsun. Biraz hükümetin üzerinde, eğer sivil toplum örgütü olarak baskı kurulacaksa bu baskının kurulması lazım. Yani bir bakıyorsunuz ağzınızı açamıyorsunuz. Yani açılsın artık sektörler denildi. Balyozla kafanıza vuruyorlar. Sizin ensenizi, ama bundan korkmamak lazım. Cesaretle gerekçelerin açıklanması lazım. Neden açılmamız gerektiğini, o açılmasın diyenlerin de bir gün ekmeksiz susuz kalacağını bilmesi lazım bu memlekette. Her şeyin bittiğini ve geç kalındığını artık haykırmak lazım. Yani bunları cesaretle seslendirmek gerekir. Kimse bunları konuşmuyor. Hükümeti de görüyorum mesela. Başbakan, daha yeni hükümeti kuruldu. Başbakan yeni, bakanlar yeni. Sesler cılız cılız çıkıyor. Yani elini masaya vuran yok. Gerçekten sivil toplum örgütlerine düşüyor artık görev ve sorumluluk diye düşünüyorum. Ve sizin bu inisiyatifi almanız gerekir. Toplumun beklentisi bu yönde. Şimdi biraz karantinaları konuşalım. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar canlı yayındayız. Açık oturum devam edecek. Sarıyer'in kalbi renkleniyor. Değirmenlik, ülkemize gelen herkesi çiçekleriyle karşılıyor. Sürdürülebilir bir çevre, çağdaş bir peyzaj düzenlemesi, özverili bir çalışmayla örnek ve tertemiz bir belde yaratıyoruz. Biz söz verdik. Söz verdiğimizi yapmaktayız. Temizliği ve sürdürülebilir bir çevre anlayışını tüm çalışmalarımızın odağına aldık. Temizliği tüm yıla yaydık. Peyzaj konusunda özellikle hassasiyet gösterdik. Beldemiz yeni bir çevreye kavuştu. Değirmenlik Belediyesi olarak hizmet kalitesini yükseltiyor, çok çalışıyor, birlikte üretiyor ve geleceğe umutla bakıyoruz. Thank you.
Akgünder Denizcilik, yüksek yönetim standartları ve becerileriyle yolcu gemisi, arabalı feribot ve kuru yük gemileriyle dünya standartlarında çevreci ve yüksek kaliteli hizmet sunuyor. Yıllardır en üst düzeyde standart ve kaliteyi karşılamak için yetenekli operasyonel teknik ve insan kaynakları ekibiyle birlikte denizlerde büyük bir deneyim, güvenirlik sunmaya devam ediyoruz. Akgünder Denizcilik, en derin denizlerin üzerinde en yüksek kalite. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, apparelina. Okyanustan gelen huzur. Yenilenen Acapulco Ocean Spa. Siz değerli misafirlerimize 4300 metrekarelik alanıyla daha kaliteli hizmet sunmaktadır. Acapulco Ocean Spa'da kapalı, ısıtmalı, jacuzzi ve yüzme havuzları, kadınlar hamamı, unisex hamamı, VIP hamamlar, cilt ve vücut bakımı, tayı masajı, ayurvedik masaj, çiftlere özel jacuzzi masaj bulunmaktadır. Ayrıca VIP masaj ve dinlenme odaları, kafe shop, vitamin bar alanları, kuaför hizmeti, el ayak bakımları, fitness ve grup dersleri, PT alabileceğiniz sağlıklı spor alanları, gelin hamamı ve damat hamamları, çiftlere özel paketler ve hediye paketleriyle sizlere en iyi hizmeti vermektedir. Her salı kış ayları boyunca kadınlara özel indirimli günlerde Acapulco Ocean Spa'da. Acapulco Ocean Spa. Yapı Minareli Köy'de Doğu Park Villaları Birle yeni yaşam alanları inşa ediyor. Doğa ile yan yana 168 metrekare, 3 artı 1 müstakil, ebeveyn banyolu yatak odası, teslime hazır son 3 villa, Lekoşa ve havaalanına 10 dakika uzaklıkta. Isı yalıtımlı ve 79.900 TL'nin avantajlı fiyatıyla Kars Yapı, hayallerinizin gerçekleşeceği yaşam alanlarını sizler için yaratıyor. Doğu Park Villaları 1. Kars Yapı. 2018 yılından günümüze 1350 profesyonel boya ustaları, 350 karar verici mimarları ve mühendislerle ürün eğitim seminerlerinde bir araya geldik ve gelmeye de devam edeceğiz. Bu prensiplerle yola çıkarak doğru ürünleri doğru yerde ve doğru şekilde uygulanmasına destek vermeye devam ediyoruz. İnsanların yaşadıkları mekanlarına değer katmaya, çözümler üretmeye ve hayatlarına renk katmayı sürdüreceğiz. CC Towers, Kuzey Kıbrıs'ın en yeni ve en özel rezidans projesi Girne'den doğuyor. Girne'nin dağ ve deniz manzarası ayaklarınızın altında. Açık kapalı yüzme havuzu, spor salonu, çocuklar için oyun alanı, kreşi, 200 araçlık otoparkı ve peyzajıyla Girne'de gerçek rezidans hayatıyla tanışmaya ne dersiniz? Tasarımları, zengin ürün çeşitleri ve özel fiyatlarının yanı sıra yarım asırdır sizin kurucunuz olmanın gururunu yaşıyoruz. Müzik.
Fırland Kuyumculuk. 29 yıldır hep Kıbrıs Türk'ünün sesi ve dili olduk. Halkın sesi, hakkın sesi, halkın dilidir. Mustafa Hacı Ali İnşaat Deneyimi sizlere özlediğiniz hayatı sunuyor. Dünya mimarisiyle Kıbrıs Türk mimarisini birleştiren farklı projeler, birinci sınıf inşaat ve elektrik malzemeleri, kaliteli ve titiz işçilik anlayışı, satış öncesi ve sonrası müşteri memnuniyeti. Bizi tercih etmeniz bize değer katarken mutluluğunuz en büyük kazancımız. Mustafa Hacı Ali İnşaat. Yusuf Paralik Co. Limited. Makita'nın ürün gamında jeneratörden matkaba, akülü el aletlerinden ahşap işleme aletlerine, benzinli ve elektrikli çim biçme makinelerinden demir işleme aletlerine tam tamına 400 ürün bulunmaktadır. Ürün kalitesinin yanında bizim firmamızın da satış ve satış sonrası hizmetini en üst seviyede vermeyi bir görev bilmekteyiz. Yusuf Paralik Co. Limited. Okyanustan gelen huzur. Yenilenen Acapulco Ocean Spa. Siz değerli misafirlerimize 4300 metrekarelik alanıyla daha kaliteli hizmet sunmaktadır. Acapulco Ocean Spa'da kapalı, ısıtmalı, jacuzzi ve yüzme havuzları, kadınlar hamamı, unisex hamamı, VIP hamamlar, cilt ve vücut bakımı, tayı masajı, ayurvedik masaj, çiftlere özel jacuzzi masaj bulunmaktadır. Ayrıca VIP masaj ve dinlenme odaları, kafe shop, vitamin bar alanları, kuaför hizmeti, el ayak bakımları, fitness ve grup dersleri, PT alabileceğiniz sağlıklı spor alanları, gelin hamamı ve damat hamamları, çiftlere özel paketler ve hediye paketleriyle sizlere en iyi hizmeti vermektedir. Her salı, kış ayları boyunca kadınlara özel indirimli günlerde Acapulco Ocean Spa'da. Acapulco Ocean Spa. Otomotiv'in katkılarıyla Açık Oturum devam ediyor. Devam ediyoruz reklamlardan sonra sevgili izleyenler, televizyonlarını yeni açanlar için tekrar hatırlatalım. Çok iki değerli konuğum var. Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Sayın Cafer Gürcafer ile birlikteyiz. Şöyle başlamak istiyorum Cafer Bey ile birlikte. Bu bir aylık kapalılığın sektörlere yansıması bir aylık zarar gibi mi? Yani mesela inşaat sektöründe durum nedir? Çalışanlar, işçiler, işte taşeronları var, inşaatlar durdu. Hani insanlar bazen diyorlar bir ay kapandı, bir aylık zarar var. Öyle midir bu işin yansıması sektörlere? Yani bizde örneğin mesela 500 tane çalışanı olan şantiyeler var. Şimdi 500 çalışanın sigorta ihtiyaç sandığı yediğiyle içtiğiyle beraber maliyeti 3 milyon. Bu bir şantiyedir. Bu işin bir boyutu. Bir diğer boyutu taahhütler var. Yani
o taahhütlerin yerine gelmesi lazım. Sizin bankaya olan taahhütleriniz var. Sizin devlete olan taahhütleriniz var. Özele olan inşaat malzemesi satıcısına karşı taahhütleriniz var. Yani ekonomi dediğiniz zaten taahhütlerle dönen, taahhütlerin yerine getirmesiyle dönerek ortaya çıkan bir şeydir. Bu mesele bir aylık, iki aylık mesele değildir. Gelinen nokta geleceğe bakış açısında çok ciddi endişelere sebebiyet veriyor. Korkunç endişelere sebebiyet veriyor. Bizde 25 bin civarında bir konut fazlası oluştu. Bu konutlar satılacak. Bu konutlar satıldıktan sonra yerine yeni projeler başlayacak. Bu konut satışı iç piyasaya mıdır? Yani yoksa 10 bin civarında zaten yılda yapılıp satılan bir konut vardı. Bu rutin hemen hemen her sene işte 5 bin barınma ihtiyacıyla birlikte ortaya çıkan bir iç piyasada ihtiyaç vardı. Yurt dışından gelen Kıbrıs Türklerin 1-2 bin civarında 2-3 bin de yabancılar vardı. Yani ortalama işte 10 bin konut gibi şey vardı. Şimdi 10 bin konut dediğiniz sizin. Yani 4-5 milyar lira bir paradır. Bu paralar, bu 5 milyar liranın işte o alttaki devlet bütçesinin yarısı alttaki 70 sektörün hareketlenmesiyle ortaya çıkan bir değerdir. Bunun için ithal edilen ne kadar inşaat malzemesi vardır? Bu ithal edilenden sizin devlet olarak gümrük gelirleriniz ne kadar yüksektir? Bu konutların satışıyla ilgili tapu dairelerinde oluşan geliriniz ne kadardır? Bütün bunlar kamuyu besleyen noktalardır. Aynı zamanda bu devinin bu hareket inşaat sektöründeki o 70 tane alt sektörün evine ekmek götürmesi, işçilerin ödemesi demektir. Yani bütün bu çarklar durdu şu anda. Peki siz işçileri, çalışanlar, mesela müteahhitler ödeyebildi mi? Bunu bir araştırmasını yapabildiniz mi? Yani bakın mi? Şimdi, ödeyebildiği kadar ödeyebildi. Kimisi yalnızca gıda verebildi. Yani ilk dönemlerde 3 ay 4 ay hiç önemli değildi. Herkes ödedi bunu. Ama şimdi biz devlet değiliz yani gidip de oturup da karar alıp da 500 milyon da bu ay borçlanıyoruz da ödeyelim çalışanlarımızı diyecek bir durumumuz yok bizim. Ne kadar dayanacak özel sektör? Dolayısıyla durdursan mı, durdurmasan mı? Durdurduğun zaman o işçi yurt dışına gittiği zaman sen o sistemi tekrardan kurasın. Bu çok zor. Dolayısıyla büyük bir çıkmazın içerisindeyiz açıkçası. Ama dediğim gibi yani firmaların kendi yaşamsal sıkıntıları ve endişelerinin çok ötesindeyiz şu anda. Yani ülkeyle ilgili, ülke ekonomisiyle ilgili, geleceğin nasıl olabileceğiyle 2021 yılını kaçırma endişemiz vardır. Bravo. Bakın 2021 Bravo. Yılını kaçırırsak bir felakettir bunun neticesi ve biz Sayın Fuat Oktay'a da aynı şeyi söyledik Türkiye'deki toplantıda. KKTC 2021 yılını kaçırırsa enkazın parasal boyutu bana göre 7-8 milyar TL'dir. Yani birileri o enkazı kaldırmak için bu paraları ödemek zorunda kalacak. Bu bizimkisi değil. Yani kamu maliyesinin karşı karşıya kalacağı şeydir, durumdur. Çünkü kamu maliyesinin geliri neredendir? Nedendir? Ondandır, ötekindendir. Reel sektördendir. Bizdeki harekettendir kamu maliyesinin geliri. Bu olmadığı zaman ne olacak? Ortaya bir açık çıkacak. Kim karşılayacak bunu? Peki bu kadar sektör ne olacak? Bu kadar işletme? Yani bu bir felakettir. Aslında felaket tellallığı da çok yapmamak lazım ama bu bir realitedir. Bu bir gerçektir. Bunun olmaması için çok hummalı çalışmamız lazım. Çok proaktif çalışmamız lazım başkanın dediği gibi. Neler yapmamız gerekir? Bunlara odaklanmamız lazım. Yok işte şimdi 400 milyon reel sektör için ayrıldı da alınacak da ne bileyim işte benim sigorta ihtiyaçlandığım kat bana verme bunu. Yani bu benim kurtuluşum değildir. Benim kurtuluşum olarak bakmıyorum ben. Ülkenin kurtuluşuna konsantre olmuş noktadayım ben. Ülkenin kurtulması için ekonominin hareketlenmesi
Aşılanması lazım. Ya açılmak gerek. Aynen öyle. Aşılanmak yani. Aşılanmak ve budur. Açılmak gerek. Aşılanacaksın, önlemlerini alacaksın, güvenlik önlemlerini alacaksın, bulaşmama önlemlerini alacaksın, bulaş riski olan insanını kapatacaksın, bunu bir mantık ortaya koyarak yapacaksın ve ekonomiyi açacaksın. Başka yol peki yoktur bunun. Peki siz Ankara'ya gittiğinizde hangi konuları, yani neleri gündeme getirdiniz Sayın Oktay'la ve ne gibi sözler aldınız Murat? Aslında çok açık. Bunlar böyle dillendirilmedi ama. Açıkça bunları konuştuk biz. Yani biz gidip de işte ben sektörüm için şunu isterim, ticaret bunu isterim, böyle şeyleri konuşmadık. Bu ülkenin ayağa kalkması için nelerin yapılması lazım ve bunun sürdürülebilmesi için yapısal bozukluklarımızdan kurtulabilmek için nelerin yapılması lazım? Kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC ekonomisi yaratmak için neler yapılması lazım? Bunları konuştuk. Peki yoksa sizin öngörünüz nedir? Diyelim ki yani uçuşlar başladı ve aşı olanların adaya gelmesi serbest kaldı. Bakın söyleyeyim size. Eğer biz Nisan, Mayıs, tamam Nisan'ı kaçırdık ama Mayıs ayı yine bir umuttur. Mayıs'ın sonuna kadar bir olasılık devam eder. Eğer biz bu süre zarfında toplumu güvence altına alacak miktarda bir aşılanmayı yaparsak ki bu yalnızca kendi güvenliğimiz için değil, müşteri potansiyeline yani sizin ülkenizi tercih edecek olan insanlara da güven vermesi lazım. Ben aşılandım, tatil için gideceğim ülkenin de güvenli olmasını isterim. Yani çok salgın olduğu bir ülkeye de gitmek istemem. Ama şimdi Türkiye örneği öyle değil mesela. Muğla'ya gelecek olan... Tamam, ben kendi ülkemi üzerine söylüyorum. Dolayısıyla bunu yapacağız. Ondan sonra da kapımızı aşılanmış dünyaya açacağız. Biz tercih edilen bir ülke haline dönebiliriz. Neden? Küçüğüz. Küçük bir ülkeyiz. Toplum geneline baktığımızda aşılanma oranımız çok kolay %70'lere, %75'lere çıkabilir. Dolayısıyla orada yaşayan insanların %75'inin aşılı olduğu bir küçük ülkeye, doğası güzel bir ülkeye, sakin bir ülkeye gitmeyi tercih eder insanlar böyle bir dönemde. Bu bir avantajdır bizim Sayın için. Başkanım, şöyle bir soru sormak isterim. Yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Biz şu an Mart ayındayız. Mart başındayız. Yani Mayıs ayına kadar en büyük turist beklentisi olan Türkiye'de ne kadar insan aşılanabilir ki? Yani biz şimdi aşı kriterini koyarsak ne kadar turist gelecek? Yani benim aklım almıyor bu işi. Türkiye'de ne kadar Mayıs sonuna kadar insanlar aşılanmış olacak? %20'si şu olmaz bile. Yani 80-85 milyonun... Ben Türkiye ile ilgili söylemiyorum ama bizim ülkemize 1-1,5 milyon turist gelirse bizi delirir. Yani biz dolar... Tamam taşa... anlıyorum da ama... yani biz şeyi baz mı alacağız? Yani illa evet. Aşı olmuş olanlar mı gelecek diyecek? Böyle bir şey mi olacak? Yani bu ilk etapta bu. Elini kolunu sallayarak gelecek. Karantinasız diğerleri girebilecek. Nasıl gelecek? Diğerleri otel karantin... Bakın 3 günlük kalma süresinde bu çift PCR bu denenmiş bir şeydir. Yani. Geçen işte yaz sosyal, denenmiş olan. Sosyal medyanın biliyorsunuz baskısı ve bu 3 gün diye gelip de burada kalanlar olmuş. Bunlara cezai müediyeler yani sen 3 günlük gelip de dönmüyorsan 3. gün yani karantinasız olarak çok girelim çift PCR'de. Ama bunların girişi belli. Çıkışında bunlara denetim çok okkalı cezayı vereceksin veya bu küçük memlekettir yakalarsın istersen. Ya her şey denetimle geçer. Yani, dolayısıyla bizim denetim ve denetim tabii doğru denetim. Bir de en mühimi bu süreçte bizim kendi toplumumuza düşüyor bakınız. Yani bu virüs aman 3 ay sonra geçecek, 6 ay sonra geçecek, 9 ay sonra geçecek böyle bir dünya yok. Bu birkaç sene bununla mücadele edeceğiz. Dolayısıyla kapanmakla biz bir yere varamayız. Yani kapanmak dediğimiz işte biz böyle maskeyle, sosyal mesafeyle vesaireyle kapanmamız bu olması lazım. Bizim kapanma budur aslında. Yani o sosyalleşmeyi kapanacağız. İşten güçten kapanmak değil. Değil. İşten güçten kapanmak değil. Yani böyle bir dünya yok zaten. Dünyada böyle bir örneği yok. Lüzumdu biz burada işte petrol bir bilmem ne Brunei Sultanlığı olsundu burası ki kapatalım yani bu kararları almak için. Brunei Katar gibi bir lazım. Ülke olmak lazım. Brunei Sultan olmak lazım. Dolayısıyla
bizim artık şu an proaktif dediğim odur. Nasıl biz öğrencilerimizi getirmeye başladık ve 17 bin öğrenci getirmeyi planlarken şu ana kadar 6-7 bin öğrenci geldi. Uçak seferleri yarından itibaren artırılıyor biliyorsunuz Türkiye'den. Yani günde 3'e çıktı şimdi yani biliyorsunuz 1'di, 3 oldu şimdi. Her şirkete 3 verdiler. Dolayısıyla işte İstanbul, Ankara, Adana seferleri başlıyor. Bizim şimdi bu ay içerisinde Sayın Başkan 10 bin öğrenci gelecekmiş. Bu 10 bin öğrenci... 17 bin. 17 bin, bir ay içerisinde. Tabii tabii bu Bakan ay sonuna kadar. 10 bin dedi de onun için diyorum. Yani Orhan Amcaoğlu 10 bin dedi, o nedenle diyorum. 7 bin geldi işte bir 10 bin daha gelecek. 10 bin daha gelecek. Yani evet. Bu ay içerisinde 10 bin gelecek dedi. Peki bu öğrenciler de paralarını devlet ödeyerek otelde mi kalacaklar karantinada? Evet, evet. Peki karantina bu çok otelleri, pahalı bir şey değil mi? Yurtlar da vardır, yurtlar da var. Tamam da bunlar daha planlanmadı mı? Yani bugün biz hesapladık, şimdi bir kişinin 14 günlük maliyeti 3,5 bin tamam, lira. Bakın 3500 lira, bunu şöyle düşünün, bak, ticari olarak bakacaksınız siz. Siz buraya bu öğrenciyi getirdiğiniz zaman devlete bunun maliyeti 3500 lira değil mi? Devlet bu parayı verdiğinde bu 3500 lirayı verdiğinin kendisine bu 13.500 lira olarak geri dönecek. Bakınız. Ama bu para. Kaç ayda? Bir yıl mı kalacak? Hayır, 3-5 ayda, 3-5 ayda bu kendisine geri dönecek. Çünkü buraya gelen bu öğrenci harcayacak. Harcayacak. Çünkü nasıl bu işin böyle hesapları çok ince yapmak lazım. Bakın bir, eğer bu öğrenci gelmezse, bu turist gelmezse, bu piyasanın çarkları dönmeye başlamazsa, senin tarımcında, hayvancında, esnafında, işte inşaat sektöründe evlere de talep olmayacak vesaire. Herkes bundan mağduriyet yaşayacak ve senin dönmen lazım. Dönmeyen çarklarda bu yerlerin destekleyesin. Yani bugün aman 3500 lirayı vermeyelim diye yarın belki de 13500 lira vermek zorunda kalacağız cebimizden. Anlatabiliyor. Yani kamu maliyesine olan bunun zararı 13500 lira olabilir. Dolayısıyla bu bunun için yapılacak olan bu harcamalara bunun çok ince hesabını yapıp aman 3500 lirayı ben niye vereyim öğrenci için? Bunu işte üniversite ödesin, bunu vesaire yapsın. Bunlar yanlış. Bir söyledik de başından. Kötü olalım isterse gerekirse. Bugüne kadar üniversite sektörü desteklenmiştir, teşviklenmiştir, muafiyetleri vardır. Doğrudur da her zaman da söylerim. Bu ülkede yaptığımız ekonomi için en büyük girişimlerden biridir burasını üniversite adası yapmamız. Çünkü bunun içinde 100 bin tane öğrenci geliyor, turist gibi 10 ay süreyle kalıyor. Bütün sektörlere, herkese fayda sağlıyor. Dolayısıyla bunların teşvik edilmesi... Sektörleri besliyor. Besliyor. Bunların teşvik edilmesi de gayet doğaldı. Ancak bu öğrenci geldiği zaman bu faydalar sağlanıyor. Öğrenci buraya gelmediği zaman bu faydalar sağlanmıyor. Hatta bunların üzerine iş kuran esnaf da mağduriyet yaşıyor. Çünkü öğrenciler için yapmış oldukları kafeler, işte kopi senterler vesaire. Restoranlar. Restoranlar, bakkallar sıcak vesaire. Sıcak yemekler. Evet. Bunlar hep mağduriyet yaşıyor. O zaman biz dedik ki bu sefere mahsus olmak üzere ve öğrencilerin buraya gelmesini biz istiyorsak zorlayalım. Üniversiteler diyeceklerdi ki online kayıt yapan öğrencinin ben bu defalık %50'sini vergi olarak alıyorum. Anlatabildim mi? O zaman üniversiteler rahat olmayacaktı desinler ben online yapıyorum. Çünkü siz eğer öğrencinize derseniz ki ben online kabul ediyorum, online eğitim yap. Ne bu pandemi şeyinde riske girsin, uçağa binsin vesaire yapsın, gelsin bir sürü de burada para harcasın. Evinde otur ya da bilgisayarında eğitim yapsın. Öyle diyor zaten üniversitedeki şu an yani birçok öğretim görevlisiyle konuştuk. Ben paramı alıyorum zaten diyor. Tamam. Çünkü okul parasını almış yani. Alıyor onların eğitim parası. Verdiğinde evet. Ucuz eğitim yapmıyor ki aynı parayı alıyor yani zaten. Yani üniversite kaybetmiyor burada. Tamam da o kaybedenler ne yapacak? Dolayısıyla ben seni destekliyorum çünkü sen bana fayda sağlıyorsun, helal olsun. Ama sen bunu online yaptığında da bu defa bunun vergisini verecektin. Bu uygulamayı yapmadılar. Biz bunu önerdik. Başından böyle bir karar zaten koysalardı belki de Eylül'de online kararı da alınmazdı okulların. Anlatabildim mi? Dolayısıyla okullar burada tabii ki çok büyük kazanım da sağladılar üniversiteler. Çünkü işte sınıfları temizlemekmiş, elemanlarmış vesairelermiş. Yani bir sürü giderden de kurtuldu bırakın. Ama peki, zaten bunlar muafiyetli olduğu için bunlar gelir vergisi de vermiyorlar.
Yani anlatabildim mi? Vermesinler, tamam biz bunları koruyalım, destekleyelim, teşvikleyelim ama öğrenci getirsinler buraya. Bu öğrenci de hiç olmazsa piyasada ihtiyaçlarını karşılayarak. Peki şöyle bir soru daha sorayım. Yani bu işin bir realitesi de bir başka konu. Örneğin burada akrabası olan, burada evi olan birçok insan var. İngiltere'de yaşayan birçok Kıbrıslı Türk var. Bunlar yazın gelmek istiyorlar. Evlerine gelmek istiyorlar. Yani bu karantina meselesini, ev karantina meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Turizm Bakanı birazcık bahsetti bu konudan. Sağlık Bakanı Sayın Ünal Üstel biraz bahsetti ama ondan sonra işte kronik hasta olanlar falan fıstık dedi. Yani bu ev karantina, denetimli ev karantina meselesi sizce hayata geçmeli mi? Bu konuda da çünkü çok uzadı bu mesele. Yani ben bunun altyapısının olmadığını ve pratik olmadığını düşünüyorum. Biz bunu başaramayız. Yani hayal ederiz ama biz bunu başaramayız. Yani onun güneyde için, bu geçerli. Onun için bunun ev karantinası var. Bunun en kestirme yolu, bakın Haziran ayına kadar, Temmuz ayına kadar İngiltere'de aşılanmamış insan kalmayacak. Ben size söyleyeyim. Çünkü İngiltere bu işi çok sürekli ediyor. Bizde de 200 bin, 300 bin aşıya ulaşmak çok zor değildir. Bu aşıya ulaşıp aşılanıp ki ben ümit ederim ki bu aşılar bize Türkiye'den gelecek. Yani o aşı programı da verildi. Sayın Başbakan'ın yapmış olduğu o açıklama Nisan ayına kadar biz toplumun 20 yaş üzerindeki insanları aşılamış olacağız. Bu kuduru bir açıklama değildir. Bir yani bu ay içerisinde vardır. Bütün toplum aşılanmış mı olacak Yani belki biraz şaşacak ama o program, o aşı programı ben eminim ki Türkiye tarafından da verilmiştir. O off the record olarak belki şeye verilmemiştir ama yani aşı konusunda basına yansımayan çok önemli gelişmeler var. Önemli. Şimdi aşı konusunda basına yansımayan önemli gelişmeler var dedi. Evet, doğrudur. Doğrudur. Dolayısıyla biz bizim üzerinde durmamız gereken mesele işte Nisan, Mayıs toplumun büyük bir kısmını aşılayın ve aşılamış insanlara karantinasız olarak ülkemizi çift PCR'dan açalım. En pratik, en kestirme yolu bunun budur. İngiltere'den de bize çok insan gelecek, Almanya'dan da, Avrupa'dan da ama aşılanmış insanlar gelecek. Zaten aşılanmamış olanlar seyahat etmeyecek. Zaten sistem, yani uçak şirketleri aşılanmamış insanları uçağa almayacak gibi bir takım kurallar zaten ona doğru itiyor. Dolayısıyla bizim ülkemize aşılanmış insanlar gelecek. Biz bir an önce buna odaklanalım, aşılanalım ve ülkemizi açalım. Onun dışında süreç bize gösterdi. Bizim kontrol etme, denetleme, organize etme yeteneğimiz yok. Böyle bir devlet altyapımız yok. Böyle bir altyapımız yokken böyle bir beklenti içerisine girmek şey değil yani fazla gerçekçi değildir. Yani işte kelepçe sistemini getirecekler, ev garantisini getirecekler. Ya şehirler arası şey vardır, yasak vardır. Ben günlerdir gidip geliyorum, beni kimse durdurup da sormadı bana. Ne için giden? Ben her gün Mausa'dan geliyorum. Yani bir gün yok tanıdıkları için değil yani arabamı durdurup bana bir gün demedi bana hiç kimse yani. Ben biz pazar yönde günü dışarıdaydım, baktım ben ürktüm yani Girne'ye giderken. Ürktüm çünkü hiç araba yoktu. Pazar günü değil pazar, tabii çok iyi. Hiç araba yoktu. Pazarları dedim çok ki iyi toplum nasıl bu yasaklara uyuyor? Yani ben de sizden tam yani istisnalar olabilir ama hayır, toplum geneli tamam, çok uyuyor yani yasaklara. Bakın. Özellikle gerçekten ikinci kapanmadan sonra insanlarımızdaki duyarlılık çok daha fazla arttı. Hatta Türkiye'de de arttı. Yani Türkiye'de de bunu gözlemledik. Maske takan insanlar, tabii, sosyal mesafeye dikkat eden insanlar, bizde de burada da olabildiğince evinden çıkmamaya özen gösteren insanlar var. Daha yani ağır. O toplumsal, evet. Türkiye'de. Toplumsal duyarlılık daha ağır. O duyarlılık, o şey daha fazla ciddiye alındı. Tamam. Ama bizim o altyapımız, devlet olarak o altyapımız yok. Yetersiziz birçok konuda. Onun için yapmamız gereken bana göre en pratiği, en kestirmesi şey. Peki Cafer Bey, pazartesi, yani bu hafta sonu hangi kararları bekliyorsunuz? Yani hükümetin kararlarında neler olmasını bekliyorsunuz? Açılma konusunda. Yani bir takım
açılımlar daha olacağını düşünüyorum. Ne? Ne olmalı? Ya şimdi yani baş... bir dakika ya, kapalı kalacak bir sektör olmalı mı sayın? Bakın ne olması gerekiyor? Öğrenci bile geldiğine göre artık kapalı bir sektörün olmaması bakın, lazım. Bakın restoran, şimdi manikürdür, pedikürdür falandır filandır, o derece insanla temas kuran çok yakın şey edenleri. Onu yarın açıyor. Yani ama restoran, özellikle restoran ve catering olayını bana göre açılması lazım. Kesin, yani zaten paket servis. Ama bunu sınırlı saatlerde açmak lazım. Yani kısmi açılma dediğimiz zaten budur. Yani kontrollü. Şimdi mesela bugün iş yerlerimizde saat 10'dadır iş yerleri açılışı biliyorsunuz. Sabah 8'de değil. Yani evet. Parakente mağazaları 10'dan akşam 8'e kadar çalışabilir ki biz onu 16 demiştik. Orada yani da şey butikler yaptılar. 10'da mı açılıyor? 10'da açılıyor. Tabii 10'da açılması lazım. Akşam 8'de marketler. Kadar açık mı? Akşam 8'e kadar açık godular ama bu da yanlış. Yani bizim orada önerdiğimiz 10'dan 6'ya. Neden? 8'e kadar sen marketleri çalıştırıyorsun şimdi. Bu özel sektörde çalışan binlerce insanın market alışverişini yapıp evine gitme hakkı yok mu? Bravo, tabii canım. Yani sen bu 8 yaptığında orada yığıntıya cevap vermeyecek misin? Onun için 6'da kapanması lazımdı özel sektör. Bakın 6'da kapatacaksın mağazaları veya 7'de en geç. Ki o bir saat de ona market alışveriş şansını veresin bir yığınakta. İlk haftada bunları yaşadık. İlk hafta marketleri de 6'da, iş yerlerini de 6'da. 6'ya kadar dediler çalışacaksınız. Sokağa çıkmaya 8'de 6'ya kadar. 6'da çıkacak insanlar 6'da nasıl markete gidecek? Dedi ki bunlara yazacağız marketleri çok bir saat daha uzatın 7 yapın. Bir baktık hepsini 8 yapmışlar. Yine bu rafları gidip düzenleyenler vardır. Bunlar da işte eskiden çalışma saatleri kısıtlıydı diye 6'ya kadar falan bir de yoğunluk oluyordu diye. Bunlara derdik ki 6'dan sonra gitsinler. Şimdi sen 8'e kadar açtın. Şimdi karar aldı. Gece 8'den sonra gidip raf dizsin. Günah 8'den sonra nereye gitsin bu insanlar raf dizmeye sabaha kadar? Yani. Hiç olmazsa bunlara öğlen 12'ye kadar müsaade et. 12'den sonra yoğunluk başlar belki raf şeylerde marketlerde. Sabahtan gitsin marketlerde raf dizsin. Dolayısıyla... Bizim, yani bir de bizim şimdi alışveriş olayı başladı. Bir anormal derecede market alışverişimiz var. Mesela cumartesi günü, pazar günü kapalı olacak diye cumartesi öğlenden ne ekmek kaldı marketlerde ne? Aklım ben şaşıyor. Ben inanamıyorum ben de bu işe inanamıyorum. Ekmek yani. Yok, ekmek yok yani. Hiçbir yerde ekmek yok. Cumartesi öğlenden bitti ekmekler. Ben bunu söylüyorum mesela bu kadar mı şey? Yani bu ekmeğe mesela hücum ediyor tabii diyor yani ekmek yoksa diyor Turgay Bey diyor pasta yesin. Yani diyorlar hemen bir şey yapıyor. Olacak işte değil yani bunlar sosyal medyada. Peki. Bizim dediğimiz yani insan ölür mü yani bir gün ekmek yemese derim ben insan ölür mü? Ben demiyorum ekmeği boş verin pasta yiyin ekmek yoksa pasta yiyin. Yani dolayısıyla tabii bizim işte dediğim gibi yani tedbir, denetim, ceza uygulayın istediğiniz kadar ama. Bu halkımızın sorumluluğu olması lazım. Birbirimize karşı olan sorumluluk, özellikle de aile ortamında bile, iş ortamında, arkadaş ortamında bu kurallara uymamız gerekiyor. Çünkü bunun şakası yok. Bu virüsün zaten özelliği çok kolay bulaşıyor. Bir de işte bu dedikodular çıktı. Şimdi bu Nijerya bilmem mutasyonu falan filan da bir de o yayılırsa, işimiz zor. Nijerya kaynaklıyız. Bakın bizim bir kere daha kapanmanın şimdi yok. Zaten kapalıyız yani, daha. Yani bir daha kere daha. Kapalıyız daha. Eğer devlet oturur da işte Allah muhafaza yani şu anda vaka sayısı 23. Yani vaka sayılarının 100 civarlarına çıkması demek. Allah korusun. Ha, bu bizim için bir felaket. Bitti kapatırız yani biz. 70-80'e çıktı. Şimdi biz bunu bir kere daha yaşayamadık. Bugün kaç bunun çıktı bu akşam? Süreci efendim? Çok... Bu akşam aldınız mı? Aldım. 21. İyi çok iyi. Yani biz bir, şey bir kere daha eğer böyle bir durum yaşarsak bunu yaşamamak için çok dikkatli, çok planlı, programlı çalışmamız lazım. Aynen. Ha, bu şu demek değildir. Evet, bunun kestirme yolu vardır. Tamam, 27 bugün. 27. Tamam da yani yereli 21. Yani diğerleri. Yerel, evet 22'de yerel. Evet. Ülke dışından gelen 2, biri karantinada pozitifleşen 3. Evet. Test sayısı da 6038. Evet. Yani bak, 6000. Rum tarafında vakalar tekrar artmaya başladı. 300 yani, küsürdü bugün. 300 kusur. Vaka sayısı.
Güney'de. Bu hafta sonu ne bekliyorsunuz? Turgay Bey, size de sorayım aynı soru. Yani açılma biz... nereye kadar gider? Yani yine meyhane, eğlence sektörleri kapalı kalır mı? Restoran, meyhane diye ayrımlaştırılır mı gene? Şimdi tabii gene de ilk etapta belki de işte kafeler ve restoranların açılımını yaparlar ama bunlara bir saat sınırlaması da getirirler diye düşünüyorum. Çünkü bu gece sokağa çıkma yasağı 8-9 neyse uygulanmaya devam edilmesi lazım. Hafta sonu sokağa çıkma yasağına devam edilmesi lazım. Bunlar işte tedbir dediğimiz bunlardır. Yani bu tedbirlerle biz gitmemiz lazım. Maske, sosyal mesafe, hijyen bir tedbir ise işte bu saatlerde de belli saatleri de işleri ekonomiyi öldürmeyeceksiniz. Çarkları döndüreceksiniz. Ama bunun yanında tedbirleri de elden bırakmayacaksınız. Hafta sonu yine sokağa çıkma yasağı devam edilmeli. Gece saat 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı devam edilmeli. Restoranları vesaireleri açacaksın ama çalışma koşullarını onların da belirleyeceksin. İşte ana vatan Türkiye'de restoranları o iyi bölgelerde, mavi galiba şeyler, temiz bölgeler. Evet. Mavi bölgelerde ne dedi? Sabah dedi saat 9'dan akşam 7'ye kadar. Restoranlar, kafeler açık. Ama bu işin bir de şöyle bir tarafı var. Yani bir de psikolojik tarafı var. Şimdi pazar günü hava çok güzel. Sokağa çıkma yasağı var. Yani insanların yapacağı bir arabalarıyla bir girmeye gidip dolaşması. Ya gerçek ruh hali tamam değil yani insanların. Yani, gerçekten söylüyorum. Yani ama, siz çalışan insansınız. Bana, belki farkında değilsiniz ama birçok insan tırlatmak üzere. Yani Dilek Hanım, bir savaşın ortasındayız. Yani insanımız sen ne söylüyorsun? Farkına bakmayın. Bir savaşın ortasında çıkıp gezme düşünülmez. Gezme yani, havalı düşünülmez. Yani bu bir savaştır. Ve savaşta insanlar ya sığınaktadır, ya evindedir, ya mevzidedir. Yani bu böyle. Tabii şimdi şu bu da olay. Çağın bir şeyidir. Savaşın. Yani bu biraz daha mesela ne diyorlardı? Çünkü hep işte 15 Mart'ı 15 Mart tarihini hep böyle korkulu bir şey diye gösterirler. Dolayısıyla bizim bu Mart ayında tedbirleri elden bırakmadan devam etmemiz lazım ki bizim karar almamız lazım. Acilen ki biz 1 Nisan'dan itibaren şu şeyde biz turizm mevsimimizi açtık. Bakın açtığımız zaman beklemeyeceğiz tabii. Turist takviye ertesi günü yığılmayacak otellere. Ama açtın artık bir plan program. Yani rezervasyonların bu ay içerisinde Haziran'ı, yapılması lazım. Hayır, biz şimdi açalım diyelim. Belki Haziran'da başlarız buraya turisti getirmeye. Ama Haziran, Temmuz, Ağustos'u da kaçırtmayalım. En azından bugün bunu kararı verip Haziran, Temmuz, Ağustos'u kaçırmamamız lazım. Harekete geçmemiz lazım. Yavaş yavaş bunun başlaması lazım. Ve biz bu hafta sonu işte yasakları vesaireleri de Mart sonu itibariyle zaten işte kısmen her hafta bir açılım oluyor zaten. Bu ayın sonunda da normal yaşantımıza da dönmemiz gerekir. Zaten ümit ediyoruz ki halkımızın büyük çoğunluğu da o zamana aşılanmış da olacak zaten. Ve dolayısıyla evet. Normal şartlara döneceğiz. Şimdi tabii sevgili izleyenler, konuklarımız diyor ki rahat olun aşı konusunda. Mart ayında toplum aşılanmış olacak diyor. Tabii bizim elimizdeki ölçüye göre şu an 100 bin aşı var ama demek ki seslendirilmeyen başka şeyler de var. Dolayısıyla Türkiye'ye gidip istişare yapan sektör temsilcilerinin bir bildiği var. Bunların açıklanmaması gerekir. Bu yönde demek ki bir telkin var. İnşallah bütün toplumda Mart ayı içerisinde aşılanmış olur. Herkes aşıya nasıl ulaşacağını soruyor. İşte herkes kendi rahatsızlığını, hassasiyetini dile getiriyor. Tabii dünyada da aşıya ulaşmak gerçekten çok zor. Şimdi mesela Amerika'da Johnson & Johnson aşısı çıktı. Tek doz ve uzun süreli de koruyuculuğu olan çok yüksek bir aşı Amerika'da. Bu, yani eğer bu böyle tek doza veya hapa dönüştürülürse daha kolay olacak herhalde. Daha fazla atılabilecek. Muhakkak. Herkes harıl harıl çalışıyor bu konuda. Çünkü bu da bir sanayi. Bu da bir ekonomi artık. Gerçekten. İnşallah bu aşının da yan etkileri yoktur. Yani herkes aşı diyor ama bir taraftan da korkuyor aşı konusunda. Aşı oldunuz mu diye sorayım. Oldunuz mu? Bir İki dozu da oldunuz yok, mu? Yok. Birinci doz siz? Birinci doz. İkiye gideceğimiz de oldu. Yani en azından birer dozu size yapalım da öyle gidin. Yani şu anda sevindirici bir olay var. Mesela marketleri de aşı programına almaları sevindirici bir olay. Bu
olay hızlanıyor demektir. Çünkü bir planı vardı, bir programı vardı. Sıra kimlere gelecek diye. Ve bu önce mesela ne vardı? 65 yaş üzeri, sonra 55 yaş üzeri de var. Mesela oraya geliyor. Basın elemanları, siz yapıldınız değil mi? Aşılandınız. Ben oldum evet. Yani basıncılar, ben de korkuyordum. Sağlıkçılar, vesaireler, bunlar hepsi oldu. Dolayısıyla bu süratle biz bu aşılamamızı tamamlayacağız. Bunun çok dillendirmeye ve ses yapmaya hiç gerek yok. Yani bizim bu küçük nüfus avantajımız muhakkak. Bu bizim bu sefer küçük toplum olmamız, nüfusumuzun az olmasının da avantajı. Ne kullanacağız bu yönde? Hep dezavantajlarını çekerdik. Bu da avantajımız olacak. Gerçekten Türkiye'ye minnet duymak lazım. Kesinlikle. Türkiye kendi ülke insanını daha aşının gitmediği ücra şehirler var, kentler evet, var. Ya. Ama kendi imkanlarını Kıbrıs'ta çok rahat bir şekilde paylaşıyor. Bu aşı konusunda, aşıya ulaşma konusunda da belli ki şu an seslendirilmeyen programlar var anladığım kadarıyla sizin seslendiremediğiniz ama ima ettiğiniz noktalar var. Bu da demektir ki Mart ayı içerisinde bu yaptığımız hesabın dışında bir aşılanma olacak ülkemizde. Aynen. Dolayısıyla Nisan ayına turizm açılacak yani. İnşallah. Ve tabii bizim Avrupa Birliği'nden alacağımız aşılar var. Bu konuda istiyorum ben ticaret odası olarak. Yani hem Avrupa Birliği, Sayın Başkanım İngiltere'de var. Yani Avrupa Birliği'nin dışında bir ülke İngiltere. Bizim de garantör ülkemiz. Ondan da İngiltere'den de isteyim. Salı günü İngiliz elçisi beni ziyarete geliyor. Gerçekten isteyim. İsteyim yani İngiliz yüksek komiserinden. Çünkü talep siz ediyorum. Mesela İngiltere'ye gitmek isterseniz almayacaklar belki de sizi. Çin aşısı oldunuz diye. Ya öyle bir şey var bir de. Ya Türkiye bu konuda bugün, girişim yapacak bugün mı bilmiyorum. Bugün onay aldı yani Sinovac üçüncü şeyi onay kadar, aldı basında çıktı bu. Tabii tabii. Bir dakika Avrupa Birliği'nden onay aldı mı? Dünya alacak, Sağlık Örgütü'nden alacak, onay aldı alacak, mı? Hayır yani şimdi alacak artık alacak, yani üçüncü alacak. Şeyi daha. Bunlar hep biliyorsunuz yani bakın dünya ekonominin üzerine döner. Bugün savaş vardır. Bugün Amerika ve Çin savaşı vardır. Ticari savaşları vardır. Yani ben açıkça şunu söylemek istiyorum. Mesela Amerikan elçisinden odamıza ziyarete geldiklerinde tek bir soru sorarlar her zaman öğrenmek istedikleri. Çinli yatırımcı var mı burada? Yani merak dolayısıyla Amerika bugün tabii ki Avrupa'da onun etkeninde. Çin'in aşısını destekler mi hiç ilk etapta? Orayı adres verir mi Çin'i? Ama yani şimdi Avrupa'da ekonomik bakacak, Amerika'da bakacak. Yani bu Çin aşısını hangi ülkeler kullandı? Bunların, ne kadar zamanda kullandı? Bunların hepsi demek ki ondan sonra bir talep hepsi oluşacak. Hepsi geçerli olacak. Şimdi bakıyorum halkımızda böyle bir panik başladı. İşte ne aşısı ya olma bunu sonra Avrupa'ya gidemeyeceksin. Güney'e bile belki de geçemeyeceksin. Vesaire bilmem ne olmayacak. Çünkü açıklama yapılıyor Güney'de de. Yani Çin aşısıyla geçmeyeceksin buraya diyor. Dolayısıyla bunlar hepsi kabul görecek çünkü bu böyledir yani. Yani biz mesela bugün hep baktığımız zaman testlere ve şeylere de yapılanlara Çin aşısının diğer aşılara göre daha güvenli olduğu açık ve net. Bu hep söyleniyor. Çünkü bu doğal bir aşıdır. Yani bizim salındığımız grip aşıları gibi. Evet. Diğer aşılar ise ne olacağı 5 sene 10 sene sonra bir yan etkisi olup olmayacağı soru işaretleri vardır. Bugün Türkiye'de yine bir açıklama Çin aşısı ile ilgili vardı. O da şu, aşı olanların hastalığa yakalanma oranı %20 ama hastalanıp hastaneye yatma oranı %0 diyor. Evet. Önemli bir şey. Tabii. Peki son şunu sorayım, ben hemen programı kapatıyorum. Yani bu akşam programı biraz erken kapatacağız. Cafer Bey'in doğum günü. Ailesi evde bekliyor, tam Avusturya'ya gidecek. O nedenle biraz erken kapatacağız. Sevgili izleyenler, bir kez daha doğum gününü kutlayalım. Hayırlı ve sağlık içerisinde bir yaş dileyelim size. Bileydik doğum gününüz olduğunu pastayla pasta getirdik. Buyur. Ama Mamülcüoğlu'nun pastaları masada tabii. Şunu sorayım. Reklamını da yapalım. Şunu sorayım. Şimdi güneyde de şöyle bir endişe var insanlarımızda. Yani bu güneyle geçiş, insanların rahat bir şekilde geçişinin kriterleri de değişecek gibi bir endişe var. İşte ne isteyecek mesela eskiden geçebilen insanlar belki de geçemeyecek. Örneğin denildi ki bir ara Kıbrıs kimliği olmayan
hiç kimse geçemeyecek artık. KKTC kimliğiyle kimse geçemeyecek. Rum tarafı pandemiyi gerekçe göstererek acaba? Aslında Yeşilat tüzüğünde istemeye istemeye tanımış olduğu birçok hakkı bir şekilde bu fırsatı değerlendirerek budama yönüne gidecek. Tamam mı? Yani bunu yapmaya çalışacak. Örneğin mesela non-EU vatandaşı olan, yani Avrupa Birliği vatandaşı olmayan Rum tarafına giden ülke insanları kuzeye geçebiliyordu. Onlar geçmeyecek diyor şimdi. Bu Yeşilat tüzüğüne aykırıdır. Ama diyor ki pandemi gerekçesi, salgın gerekçesi falan filan. Yani bunu bir miktar suistimal edecek. İşte bu noktada bizim havaalanımız, yani Ercan'ın bitmesi o kadar daha önem arz etmiştir. Kesinlikle. Bizim için. Yani bu vesileyle de seslenelim oradaki yetkililerimize. Şu veya bu nedenden dolayı. Bir sene uzadı, iki sene uzadı, üç sene uzadı, beş uzadı. Sene uzadı. Ama bunu uzatma lüksümüz yoktur artık. Bunu bilsinler. Yani çünkü salgına kadar Larnaka havaalanını kullanıyordu bizim ekonomimizde, turizmimizde. Artık kullanamıyoruz. Ve belki de salgınla birlikte birkaç sene de bunun sıkıntısını yaşayacağız. Dolayısıyla Ercan havaalanı çok çok daha önemli oldu bizim için. Artık onun gecikmesine tabii yok. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel günler ve daha güzel konuları konuşmak üzere bir araya geliriz diyelim. Bir kez daha doğum gününüzü kutlayalım Cafer Bey. Teşekkür ederim. Hayırlı çok arkadaşlar. Teşekkürler. Evet, çok teşekkür ediyorum programa koyduğunuz katkıdan dolayı. Hayırlı İnşallah arkadaşlar. Güzel günler bizi bekliyordu. Sevgili izleyenler, yavaş yavaş açılım başladı artık ülkemizde de. Bu ay içerisinde de Sayın Deniz ve Sayın Gür Cafer'den öğrendiğimiz, aldığımız duyum tüm toplumun Nisan ayına kadar aşılanacağı konusunda bir söylenen açıklamalar var, bir de söylenmeyenler var. Bunlar ima edilenler, söylenmeyenler arasında. İnşallah bu aşılanma olayı ve turizmin ve eğitimin her şeyiyle açılması ümidimizdir diyelim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağlıkla ve sevgiyle kalın diyelim. Haftaya buluşmak üzere. İyi geceler. Otomotiv'in katkılarıyla açık oturum sona erdi. Sarıyer'in kalbi renkleniyor. Değirmenlik ülkemize gelen herkesi çiçekleriyle karşılıyor. Sürdürülebilir bir çevre, çağdaş bir peyzaj düzenlemesi, özverili bir çalışmayla örnek ve tertemiz bir belde yaratıyoruz. Biz söz verdik. Söz verdiğimizi yapmaktayız. Temizliği ve sürdürülebilir bir çevre anlayışını tüm çalışmalarımızın odağına aldık. Temizliği tüm yıla yaydık. Peyzaj konusunda özellikle hassasiyet gösterdik. Beldemiz yeni bir çehreye kavuştu. Değirmenlik Belediyesi olarak hizmet kalitesini yükseltiyor, çok çalışıyor, birlikte üretiyor
ve geleceğe umutla bakın.